Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 28 Temmuz Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da 9 koşulu bir programımız. 2 altınımız olacak. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla itibaren yorumlarımıza geçelim. Tabii ki videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde şartlı 5 bir mücadeleyle dişlere mahsus 1400 metre çim 3 ve kore İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkanımız yer alacak. Evet burada benim ilk tercihim bir nolu safkanımız Özcan Yıllarımla. benim ilk tercihim olacak. İkinci atımız tabii ki Forlon. Sevgili Oza yaptığı son koşusunda da ee, kısa vadede Ankara'da maalesef bir yedincilikle ayrıldı ama ben kesinlikle önemsemediğim bir koşu. İkinci tercihim 2 iki nolu Forlon. Sonradan 3 nolu safkanımız Strom, ayan kurşunla 5 nolu safkanımız Elvis Lucky. Ve de 4 nolu safkanımızda yazdık mı e, yeterli olur. Yani birden 5'e kadar yazmamız doğru olacaktır. 1-2-4-5-3-4 yani birden 5'e kadar yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Evet geçelim ikinci koşumuz. iki yaş İngilizler 1200 metre çime çıkacak şartlı bir mücadele. İki tane şartlı birimiz var. Ee, evet eküllerimiz olacak. 1 ile 3 nolu safkanlar ekürü 7 ile 8 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilgimizi çeken hem e, koşu koşulara baktığımız zaman yani çalışmalara baktığımız zaman hem orijinal olarak baktığımız zaman yani buraya da birazcık kalabalık tutmamız doğru olacaktır. 4 benim ilk tercihim Gökhan Kocakay'la, 5 nolu sapkınımız Özcan Yıldırım'la 1 nolu sapkınımız Ekürler 2 ve 8 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu bu koşuda. Bir tek 6 nolu sapkını dışarıda bıraktık. Ee, yani dilen arkadaşlar buraya haşta diyebilir. Çünkü şartlı birilerden gerçekten e, korktuğumuz gibi bir ayak sevgili dostlar. O yüzden yani çalışmalar yani baktığımız zaman çalışmalara goloplara gerçekten iyi çalışan safkanlarımız var. Derece bakımından baktığımız zaman birbirlerine yakın dereceyle çalışan safkanlarımız var. O yüzden burayı temkinli geçmemiz doğru olacaktır. 4, 5, 1, 2 ve 8, bir tek 6 bende dışarıda. Evet geçelim 3. koşu şartlı 3-4 ve yukarı Araplar 1900 metre çime çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlük ayağımız başlayacak. Evet burada ilk tercihimiz 3 nolu Avşar diyeceğiz. Özcan Yıldırım'la ikinci atımız Afacan. Sanki bu iki safkan burada e, gerçekten sırıtıyor. Bu iki safkanla geçecek arkadaşlar için bir şey diyemem ama 4 nolu Ersavaş ve 5 nolu Akıl Selim'sine de Dikkat diyeceğim. Hişman çizikle 3-2 çizgi 4 ile 5. Benim 3. koştaki sıralamam. Evet geçelim 4. koşumuza. Handikap 24 yaz handikap koşusu olacak. 3 ve Kore İngilizleri 1400 metre çime çıkacak. 9 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Yani koşuya baktığımız zaman birbirlerine ilk defa koşacak safkanlar bu grupta. Sevgili dostlar 3 olsun 4 olsun 6 Edgar olsun. Yani hemen hemen tüm safkanlar e, birbirlerine ilk defa koşacak gibi koşan safkanlar var ama ben burada e, baktığımız zaman harlandırak yani ayan kurşunla gözümüze çarpıyor ama tabii ki diyeceksiniz abi İngiliz safkanlar ayan kurşun bindiği zaman ben mutlaka yazarım diyeceksiniz. E, evet ben öyle diyorum sevgili dostlar ama burada Edgar'ı da ben kesinlikle e, yani göz ardı etmeyeceğim. Yani şöyle ben burada banko tercihimi yapacağım. Hem ikinci altılık ayağına başlangıç ayında hem de birinci altılık dördüncü ayağına tekabül eden bu koşta Edgar deyip kenara çekileceğim. Çünkü yaptığı iki koşu da e, grup 3400 güzel bir ikincilik arkasında e, ondan önce grup 3600 üçüncülük yani İstanbul'da e, ben Edgar'ın Görkem Özçek'te bu koşu kazanmasını bekleyeceğim. Banko olarak değerlendireceğim. Ee, ve de arkasına ikili için 5 nolu harlandırak ve de 2 nolu Subati. Yani bu iki safkanı arkasına bağlı bir ikili deneyeceğim. 6 Edgar benim bankomdur. Evet geçelim 5. koşu Handikap 17 4 ve yukarı Arapların 1400 metre sentetik kuma çıkıyor 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada da 5 dolu çakılla başlayacağım Onur Öztürk ile ikili 2 i̇ki yaptılar son 2 çim yarışı muhteşemdi sevgili dostlar. E, ee, geldiğimiz zaman o kadar şu an bir e, şey yok ama e, bu grupta gerçekten söz sahibi olacaktır. 5 ilk tercihim 2. atım 2 nolu Koca Polat diyeceğiz. 9 nolu Savkan Ege Tay Görkem Özçelik'le dikkat. 10 nolu Gül Ağa, e, Gökhan Bektaş da bomboş külöyle çok çok dikkat. 4 nolu Handassa yaptı. Üç kosunda müthiş işleri imza attı kazandı. İstanbul Senteli'ne iyi koşuyor. Saadettin Boyraz'ı üstünde görüyoruz. Dikkat ve 3 nolu Süpermen diyeceğim. İşman çizik eşliğinde. Birazcık buraya da kalabalık tuttuk. 5, 2, 9, 10, 4 ve 3 şeklinde. Evet geçelim 6. koşu. Grup 3 Kosova koşusu. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çime çıkacaklar. Evet ee, baktığımız zaman yani burada Pıtır, Demir Perde olsun, Soydere, Taşan, Tunç Siperi, Gülatmi yani müthiş safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor gerçekten. bir tek Serhat Fırtınası bu grupta ilk defa start alacak. Geri kalanlar birbirlerini geçme potansiyeli olan bir safkanlar. ben burada demir perdeden Hişman Çizik'le ilk defa oluştu. Sonları müthiş aksiyonla gelip koşu liğine çevirebilir. İlk tercihimiz sevgili dostlar ikinci atım nolu ikin pıtır. 9 nolu safkanımız Gülatmi, 5 nolu Soydere ve de 6 nolu Taşan diyeceğim ben. Bu koşta gerçekten yani şu safkanı dışarıda bıraktığımız bir safkan e, yani gözümüze çarpmıyor. Gerçekten müthiş safkanlar var ama e, burada 1 nolu demir perde benim çok çok önde tutuyorum. E, çünkü uzayan mesafede iyi koşacaktır. Pıtır da aynı şekilde de sevgili dostlar 1 e, nolu demir perde ilk tercihimiz. Sonra 2, 9, 5 ve 6 şeklinde oluştu 6. koştaki sıralamamız. Evet 7. koşu şartlı ve 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 3 safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. 1 nolu sersere at, 3 nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la ve 2 nolu alan alp diyeceğim Ayan Kurşun eşliğinde. Evet 1, 3, 2 benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim 8. koşu bölünen şartlı birin bir diğer ayağı. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim 8 safkanımız yer alacak. Evet burada da 4 safkanla geçme planladığım bir koşu. Burada ilk tercihimiz altın oğlu safkanımız Sarettin Boyraz'la 2 nolu safkanımız Hişman Çizik'le 1 nolu safkanımız Erhan Akdu'la ve 4 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya'yla etkili koşmasını bekleyeyim. Son ismimiz 6 2 1 4 benim bu koştaki sıralamam. Evet geçelim 9. koşu şartlı 5 3 yaşlı atlar 1400 metre çime çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada 9 nolu silahlı kız diyeceğiz sevgili dostlar. Ayan Kurşun'la e, piste ilk defa dektör oldu. İlk çim yarışı şartlı bir Ankara Mert Ali çok başarılı bir performans sergide tatlı bir sürprize de imza atmıştı. Yine etkili koşacaktır. Ee, Silahlı'ya benim ilk tercihim Ayhan Kurşun eşinde 9. Sonradan 4 nolu Yelda Tay Özcan Yıldırım dekteresini görüyoruz ilk defa. Sonradan 2 nolu Nezengül Gökhan Kocakayla. 3 nolu Ponçiktay Mehmet Kayayla. Ve de 7 nolu e, Kelebek Kayayla dikkat diyeceğim Saadettin Boyraz'la. 9-4-2-3-7 benim bu koştaki sıralamam. Evet Bursa'yı aktaracağım. İstanbul programında buydu. Bir tane bankomuz var. Hem iki altılı da varıyor. İkinci altılı kayanımızın ilk ayana tekabül eden altıncı koşta bankomuz oldu. Ee, birinci altılı kayanımızın da dördüncü koşusuna tekabül ediyor. Edgar e, benim e, sığınacak limanım oldu. Görkem Özçelik'le. Evet e, Bursa' aktaracağım. İstanbul programı buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.